İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha, Vladimir Petrosyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 7 Ağustos 2018 faaliyetleri. Artvin'in Ortaçağ Kalesi turistlere açılacak. Suriye Hava Kuvvetleri Güney Suveyda Eyaleti'nde 70'ten fazla terörist öldürdü. Türkiye'ye Suriye ultimatumu. Kayseri'de Doğa ve Kültür Festivali. Vladimir Petrosyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden edinebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Heyeti Başbakan Garnik Sarkisyan Başkanlığı'nda 7 Ağustos 2018 tarihinde sabah saat 11'de 1933'te Orta Doğu'da gerçekleştirilen soykırıma kurban giden Asurilerin anısına Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Asuri toplumu tarafından organize edilen anma törenine katıldı. Başbakan Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Asuri toplumuna ve onların yönetimine derin taziyelerini sunmuş ve soykırım kurbanlarının anısını yaşatmanın ruhani bir borç olduğunu fakat anma töreniyle yetinmenin çeşitli soykırım biçimlerine yol vermek anlamına geleceğini, bu nedenle iki yerli halkın, iki kardeş halkın, halklarının tam olarak yeniden tesis edilmesine kadar her türlü siyasi ve ulusal işbirliğini artırmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bu vesileyle Başbakan Garnik Sarkisyan ayrıca Kürt halkının haklarının yeniden kazanılmasının gerekliliğinin önemine değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan aynı gün 7 Ağustos 2018 tarihinde Yerabulur adlı şehitlikte Asala şehitlerinin anıtını ziyaret ederek anıta ve Antranik Paşa'nın mezarına çelenkler bıraktı. Büyük Haykın, Dayk eyaletinde bulunan Artvin'in Çoruh Nehri kıyısındaki Ortaçağ Kalesi turistler için açılacak. Artvin Kalesi eskiden askeri alanda bulunması nedeniyle ziyarete yasaklanmıştı ama şimdi herkes için açmaya hazırlanıyor. Artvin'in yüzyıllardır bir Ermeni yerleşkesi olduğunu belirtelim. 9. 11. yüzyıllarda Artvin, Bagratuniler yönetimi altındaydı. 20. yüzyıl başında onun tüm nüfusu 8 bindi, bunun yaklaşık 700 binini Ermeniler oluşturuyordu. Artvin 1921 yılında tekrar Türkiye'ye geçtiğinde Ermeniler, Gürcistan, Abhazya ve Sovyet Ermenistan'ına göç ederek yerleştiler. 20. yüzyıl başında 5 kilisesi vardı ve 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarında ise bunların her birine bağlı okulları mevcuttu. Suriye Hava Kuvvetleri 7 Ağustos'ta Es-Süveyda eyaletine hava saldırısında bulunarak burada konuşlanmış olan silahlı İslam Devleti militanlarından 70 kişiyi öldürdü. Sana Ajansı'nın belirttiğine göre pilotlar düşmanın askeri araçları ile askeri mühimmat dolu birkaç kamyonunu imha ettiler. Teröristlerin Suriye çölündeki Kebr Eş-Şeyh vahasından sivil köylülere saldırdığı bu dayanak noktaları darbelendi. Çeşitli silahlı muhalefet grupları tarafından da desteklenen hükümet güçleri, İslami Devlet haydutlarını takibe almış ve şimdi de Şinvan el-Asfer'de konuşlanmış önemli bir üste karşı savaşıyor. Sana Ajansı'nın verilerine göre bu askeri faaliyet, Es-Süveyda eyaletinde ve Suriye çölündeki teröristlerin varlığına son vermeyi amaçlamaktadır. Suriye sorunuyla ilgili uzman Zauer Karayev, Rus Svobodnaya Pressa gazetesine yazdığı makalede, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan silahlı gruplardan ordu oluşturuyor. Şam, bazı bölgeleri terörist grupların denetiminde olan Suriye'nin kuzey sınırına kendi özel birliklerini konuşlandırırken, Türkiye'de İdlib'deki kendi konumunu güçlendiriyor. Yine de Türk ve Suriye tarafları arasındaki bu sorun daha güçlü meydan okumaya varmadan çözülmelidir. Rusya, askerlerini İdlib'den çıkarması için Türkiye'ye bir aylık süre tanıdı. Verilen süre doldu. Ankara, Suriye ordusu tarafından saldırı için hedef olabilir.
Bu süreçte Ankara, Suriye ordusuna karşı koymak için düzinelerce militan dahil olmak üzere tüm terörist grupları birleştirmek için aynı bayrak altında toplamaya çalışıyor. Ayrıca Türk uzmanı Kerem Yıldırım şu ilgili yorumda bulundu. Rusya ve Türkiye ciddi anlaşmazlıklardan kaçınmalı, aksi halde Astana görüşmeleri etkisiz kalabilir. Cenevre zirvesine alternatif olan bu zirveki etkinliğini yitirmiş olmakla birlikte tüm taraflar için ayrı bir önem taşımaktadır. Kayseri Sarıkız'a bağlı Binboğa köylerinin bir araya geldiği Doğa ve Kültür Festivali'nin ikincisi Kırkısrak Köyü'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde ayrıca bir takım milletvekili de hazır bulundu. CHP 26. dönem milletvekili Mehmet Tüm, seçilmiş belediye başkanları ve milletvekilleri içeride, gazeteciler, akademisyenler içeride, insan haklarından söz etmek mümkün değil. Ülkede rejim tam olarak değişti. Tek bir adamdan söz etmemek mümkün değil. Yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değil. Burada yapılması gereken şey düzenden mağdur olan herkesin yan yana gelmesi. Alevilerin kendi inancını yaşaması kimseye zarar vermez. Kürtlerin kendi dilini konuşması kimseye zarar vermez. Asıl sorun sistemde. Sistem değişmediği sürece hepimiz için sorun devam edecektir. Bu topraklarda sorunumuz ortaktır. Herkesle yan yana gelmek zorundayız, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sergey Hamparsumyan'ın seslendirdiği Yertum Babis Şirimin adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.